70 ton da diğer kasabalarımızdan, Eğirdir'den vesaireden çeşitli keçi borudan geliyor. 300-350 ton biz çöpü deponit olarak yerleştiriyoruz. Ve 16 Türkiye'de deponit var. 81 ilde 16. O da bana göre basit geliyor. Daha başka şeyler yapılacak oraya. Ve 16 deponit arasında bize ceza kesmek için Ankara'dan özel görevliler geldi. Bakıyorlar biblo gibi her taraf. Tertemiz şart. Şaşkınlık içerisinde Türkiye birincilik ilanını bize veriverdiler orada da. Deponitte de birinciyiz Türkiye'de. Fakat bize bakanlıktan telefon diyorum, bakanlıktan plaket gönderildi. 50 milyon da para gönderdiler. Yani 50 milyon büyük para değil ama helal olsun, tebrik parası yani. Bir de plaket gönderdiler. Büyük bir plaket. Hiç görmedim ama bunu çevre müdürlüğüne verildi. Çevre müdürlüğü, bundan önceki valimiz vardı o zaman. Çevre müdürlüğüne verildi. Çevre müdürlüğünden valiliğe verilip vali belediye başkanına takdim etme görevlisi olmuş oluyor. Ve benim plaketi çevre müdürlüğünden bana bir memur telefon açtı. Başkan dediler. Ben başkan, sayın başkan da yok. Başkan, bir plaketin var, gel burada al dediler. Lan bunun protokolü değil ki. Sen ne yaparsın bu durum karşısında? Başkan, bu plaketi gel al dediler. Ama bir protokolü bilmeleri lazım. Ve onun arzı şaşkınlıkla telefonu kapatmışım. Koymuş. Lan ne oluyor bu dedim. Tekrar telefonu açın bakayım şuraya. Şu gelen telefonun aynısına bağlayayım oraya. Aynı adam kimse. Bağlattırdım. Kardeşim dedim, benim plaket efendim ihtiyacım yok. Hiçbir şey yapmasa, nezaketle vali bile vermese o memuru gelir, benim makamımda takdim eder bana o memuru. En kötüsü budur. Bu da saygısızlıktır ama bunu yapması lazım protokol gereği. Biz de yılların belediye başkanız, protokolün ne olduğunu biliyoruz. Açtım arkadaşa. Sen kimsen kim arkadaş dedim. Bu plakatı al. Ben almaya getiren gelmem oraya. Buraya da getirmen. Ve valiye götürün. Vali o plakiye uygun bir yere koysun dedim. Hak etmemişler mi bu lafı? İşte bu kadar bizi şey yapmak istiyorlar. Almadık o plaketi. Getiremediler zaten. Veremediler de. Kaybettiler. Ya Türkiye birincisi bu adam. Niye kaybediyorsunuz ya? Açıklasanıza. Valilik olarak onurluysanıza. Basınlara versenize. Gazeteye. Ben bugüne kadar basına verdim mi Türkiye birincisiyim diye. Deponitte de Türkiye birinci. 16 deponit var Türkiye'de. Bunun için de ben birinciyim dedim mi? Demedim. Ama bir gün gelir. Benim meslektaşlarıma bunu anlatırım dedim ben. İşte o gün de bugün de size anlattım bak işte. Hem şey. Parayı aldın parayı. Parayı göndermişler bizim hesaba. Onu aldık. Parayı kaçırır mıyız aldık. Bir gün dedim bunu meslektaşlarıma bir gün müsait olur bir yerde anlatırım bunu. Duyarlar hem espri olsun dedim. Hem de bizim böyle plaketlere de ihtiyacımız gerek yok dedim. Biz plaket için çalışmıyoruz. Biz halk hizmet için, halk işçiliği, halk hizmetçiliği olarak çalışıyorum ben Isparta'da. Belediye başkanı olarak da değil.